Sevgili seyirciler, hediyelik eşya almayı hepimiz çok severiz. Peki hediyelik eşya alırken nelere dikkat etmeliyiz? İzmir'e, Kemalpaşa'ya geldiğinizde en güzel, en kaliteli ürünleri nerede alabilirsiniz diye soruyorsanız, işte onun cevabını kadın girişimci Özlem Balıkçı bizlere verecek. Özlem Hanım, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Şimdi öncelikle hem sizi tanıyalım hem de siz bir kadın girişimci olarak bu hediyelik eşya sektörüne nasıl girdiniz, nasıl ilerlediniz? Ben Özlem Balıkçı, 1974 doğumluyum. Hediyelik eşyaya seneler önce yine bu işi yapıyorduk. Seneler sonra işte 16 sene öncesinde yapıyorduk bu işi. Şimdi tekrardan çocuklar büyüyünce bir hobi olarak tekrar aynı işi yapalım istedik. Yaklaşık bir sene oldu, 19 Kasım'da açtık. Ürünlerimizden detaylı olarak bahsedelim. Neler bulunduruyoruz hediyelik eşya adına? Hediyelik eşya olarak nazar boncuğu tarzı şeyler, seramikler, yani hediyelik eşya, kahve fincanları, yapay çiçek de çok fazla ürünümüz var. Ve çoğu ürünleri de imalattan halka gibi çalışmaya çalışıyoruz. Bunun avantajı nedir? Daha mı ekonomik oluyor? Tabii, daha ekonomik oluyor. Biz uygun aldığımız için elimizden geldiğince de uygun satmaya çalışıyoruz. Daha çok kimler geliyor buradan alışveriş yapıyor ve neden sizi tercih ediyorlar? Kemalpaşa halkı genel olarak tercih ediyor. Sadece tek dezavantajımız, ara sokakta kalıyoruz. Gelip de gören çok, fiyatlar çok uygun geliyor. Çeşit çok fazla, o yüzden tercih ediyorlar. Kemalpaşa'da böyle bir dükkan olmadığını söylüyorlar. Yani gelen müşterinin tepkisi çok güzel, bu bizi çok mutlu ediyor. Tek dezavantajımız, ara sokakta kalıyoruz, herkes göremiyor. Peki sosyal medyada da var mıyız? Orada ürün paylaşımlarımız oluyor mu? Ulaşabilirler mi oradan da? Instagram hesabımız var. Oraya bütün yeni gelen ürünlerimizi hemen yayınlıyoruz. Oradan ulaşabilirler. Çok güzel. Hediyelik eşya alırken nelere dikkat edelim? Kalitesi önemli olduğu gibi fiyat da çok önemli. Çünkü aynı ürün çok yüksek fiyatlarla da satılabiliyor. O yüzden bir araştırma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada gerçekten hani iddialıyız. Elimizden geldiğince fiyatları en uygun seviyede tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de tercih edildiğimizi düşünüyorum. Özlem Hanım, öncelikle sizi kutluyorum. Yıllardır emek harcadığınız için ve bu sektöre yeniden başladığınız için birçok şeyi konuştuk ama neler söyleyelim, neler ekleyelim son olarak? Benim 12 yaşında bir oğlum var, onun çok büyük destekleri oluyor. Kızım her zaman için yanımda, baskıda, satışta, her şeyde, alanda yanımdalar. Eşim ağaçların şeylerini, yerleştirmelerini yapıyor. Yapay ağaçların. Gerçekten İzmir'de, belki de Türkiye'de bu konuda iddialıyım. Böyle ağaçlar bulmak çok zordur. Bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun.